Herkese selamlar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni yeni giriş yapan, adını çok fazla duymadığınız ama yakın zamanda duymaya başlayacağınız Speedlink markasının kulaklığına ve aynı zamanda bu kulaklığı mükemmel bir şekilde üzerinde barındıracak olan Excello kulaklık standının kutu açılışlarını ve detaylı incelemelerini birlikte gerçekleştireceğiz. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the back, put me in the ring, you'll go out in a bag. Ama öncesinde gelin sizlere Speedlink kimdir bundan bahsedeyim. Speedlink Alman menşeli bir markadır. 1998'den beri yani 20 yılı aşkın süredir teknoloji trendlerinin ürünlerine adapte ediyor. Şöyle bir bakıldığında 20 yıldır piyasaya ürün üreten ve şimdi de tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün gamıyla karşımıza çıkan bir markadır. Gelin ilk olarak ürünlerin kutularını açalım. Şayet ben de aşırı derecede merak ediyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem kulaklığımız hem de kulaklık standımızın kutusu masamızda. Şimdi kutulara şöyle bir baktığımda öncelikle diyebilirim ki tasarımı biraz daha güzel olabilirmiş bence. Ama bunun haricinde tabii bizim için önemli olan ne? Tabii ki de kutuların içindeki ürünlerin kalitesi. Şimdi sizlerle birlikte öncelikle kulaklık standımızın kutusunu açmak istiyorum ki sonrasında kulaklığımızı da açtığımızda güzel bir şekilde kulaklık standımıza oturtalım. O yüzden kulaklığımızı yana alıyorum. Kulaklık standımızı şöyle koyduğumda gördüğünüz gibi kulaklık standımızın kutusunun üzerinde 1, 2, 3 tane etiket var. Bunları açabilmemiz için tabii ki de Bekir Bey'den bir adet bıçak rica edeceğiz. Ben hiç burada hazırda beklemiyordum. Kesinlikle beklemiyordum. Hemen şöyle cırtımızın biri, cırtımızın ikincisi. Allah ya, şu kutuyu bir kere de şu kutuya zarar vermesem çok güzel olacaktı. Hep zarar veriyorum. Neyse. Neymiş bu? Ne yazıyormuş burada? Hashtag unlimit your skills. Diyor ki hashtag senin skill'lerinin limiti yok. Teşekkürler Speedlink. Ama tabii kutuyu da ters açtım. Yo, düz mü açtım? Bence böyle açılmalı. Evet. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Hemen bu kutuyu yanımıza alıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir Speedlink'in işte şöyle böyle böyle şöyle şunları yaparsan bunlar olur, bunları yaparsan şunlar olur adı altında güzel bir kullanım kılavuzu var. Tabii ki de biz ne yapıyoruz? Bunlara bakmıyoruz. Hemen kenara aldım onu da. Hemen kutumuzun içerisinden şöyle baktığımızda bu kulaklığımızı oturtacağımız ayak diye düşünüyorum. Acaba demin çıkartmış olduğumuz kullanım kılavuzuna bir baksa mıydık? Neyse. Hemen base noktasını çıkartıyoruz. Bu da base'i. Bu arada bir şey diyeceğim. Hani kalite hissiyatımız güzel duruyor. Güzel hissettiriyor şu an ama her oyuncunun bu noktaya dikkat ettiğini düşünüyorum. Kulaklık standımızın örgü kablosu yok. Normal plastik bir kablo geliyor. Hemen şöyle açıyoruz. Ve sonrasında burada bir unlock işareti var. Burada lock işareti var. Hemen şöyle takıyorum. Şöyle çevirdiğimizde anladığım kadarıyla tamamız. Bu oynuyor mu? Şu hareket ediyor mu? Bir parça gibi gözüküyor ama çok da hareket etmiyor gibi. Neyse, kutu açılışını fazla uzatmayacağım. Zaten detaylarına birlikte bakacağız. Kulaklık standımızı şöyle kenara alıyorum ve kulaklığımızın kutusunu açmaya geliyorum. Hemen bıçak yardımıyla 1 ve 2 sticker'ımızı açıyorum. Kutumuz biraz kallavi gibi duruyor. Hemen şöyle yatıralım. Ve gördüğünüz gibi kulaklığımız karşımıza geldi. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Kutumuzu şöyle ayırdım. Allah, böyle bir şeyler döküldü buradan. Yine burada asla ve asla okumayacağımız bir kullanım kılavuzu var. Bunu da hemen kutuya atıyorum. Ve sonrasında gördüğünüz gibi kulaklığımız elimizde. Yani ilk hissiyat olarak kalite hissiyatı güzel. Şöyle baktığımda kulak pedleri gayet yumuşak. Neyse, ben fazla buradaki lafı uzatmayacağım. Hemen şöyle kulaklığımızı asıyorum kulaklık standımıza. Ve şimdi direkt ana kameramıza geçip bu iki ürünün de detaylarını sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kulaklık standımızı USB'ye taktık. Ve gördüğünüz gibi alt tarafında çok şık RGB'leri yanmaya başladı. Şimdi sıra geldi kulaklığımıza. Kulaklığımızın da
da ben USB'sini hemen şöyle ilk önce açıyorum kablosunu. Sonrasında hemen USB'den takıyorum kulaklık ayağımıza ve gördüğünüz gibi kulaklığımızda da RGB'lerimiz yanmaya başladı. Şimdi standa kulaklığımızı oturtuyorum ve şimdi iki ürünün de detaylarını sizlere anlatmaya geçiyorum. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kulaklığı elime aldığım zaman malzeme kalitesi beni gayet tatmin etti. Şimdi bildiğiniz gibi dandik kulaklıklarda kulaklık pedlerinin olduğu kısımlar hafif olur, kalitesiz bir hissiyat uyandırır. Oreos'ta bundan eser yok. Gayet dolu dolu ve sağlam geliyor. Sağlam bir hissiyat yaratıyor. Kulaklık pedlerine baktığım zaman yumuşak bir kulak pedi kullanılmış. Bu da uzun sürelerde rahatsız etmeyeceği hissiyatı bende uyandırıyor açıkçası. Çünkü kulaklık pedleri ne kadar soft olursa o kadar uzun süre kulağımızda yer aldığı zaman rahatsız etme derecesi o kadar düşüyor. Ve aynı zamanda da ağırlık hissiyatı yaratmıyor. Oreos'un iskeletinde alüminyum kullanılmış ve aynı zamanda kafa bandına baktığımızda deri kaplı bir sünger bizleri karşılıyor. Bu da uzun kullanımlarda kafamızın rahat etmesini ve acımamasını sağlıyor. Ve aynı zamanda sünger kaplı olması da konforunuzu gayet arttırıyor. Hatta daha iyi anlamanız için şöyle bir esnetme işlemi yapıyorum ve gördüğünüz gibi kulaklığımız gayet esniyor ve gayet kafamıza taktığımızda kafamızın şeklini alabilecek hafifliğe ve malzeme kalitesine sahip. Şimdi iki sürücünün de arka kısmında gayet tatmin edici ve gayet tadında RGB detayı kullanılmış. Yani abartılı değil, kulağa takıldığı zaman dışarıdan bakıldığında gayet tok bir görüntü sağlıyor. Hatta şöyle size ben yan döneyim. Şimdi sol sürücümüzün üzerinde bir adet mikrofonu kapatıp açma butonumuz var ve hemen altında da sesi açıp kısabileceğimiz roll tuşu mevcut. Yine sol sürücümüz üzerinde gayet esnek bir yapıya sahip mikrofonumuz mevcut. İstediğimiz zaman ağzımıza yakınlaştırıp istediğimiz zaman ağzımızdan uzaklaştırabiliyoruz. Hem de bazı malzeme kalitelerinde olduğu gibi mesela şöyle geriye alıyorsunuz ama zamanla yavaş yavaş ağzınıza doğru yaklaşıyor. Yani eski halini almaya çalışan mikrofon yapısından değil. Bu kadar esnek tasarımlı mikrofonlarda da bozulma ihtimali neredeyse imkansız denecek kadar az oluyor bildiğiniz üzere. Zaten birazdan sizlerle mikrofon testini de gerçekleştireceğiz. Evet, şu anda bu ses kaydını Speedlink Oreos 7.1 RGB'nin mikrofonundan alıyoruz. Ses deneme 1-2-3-4-5. Ses deneme 1-2-3-4-5. Ses deneme 1-2-3. Ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi Oreos'un en güzel özelliklerinden biri ise 7.1 desteğine sahip olması. Şimdi diyeceksiniz ki Onur bu ne? Ne işimize yarayacak? Diyelim ki Valorant oynuyorsunuz ve normal stereo bir kulaklığınız var. Rakibinizin sağdan ve soldan geldiğini duyuyorsunuz. Fakat sağ arkadan mı? Sol önden mi? Veya sağ önden mi? Sağ arkadan mı? Sol önden mi? Sağ arkadan mı? Yani bunları duyamıyorsunuz. 7.1'in olmasının en büyük güzelliklerinden biri de çapraz sesleri de duyabiliyor olmanız. Bu da Oreos'u tercih etmeniz gereken sebeplerden biri olabilir. Şimdi ses kalitesini sizlere çok fazla anlatamam. Bunun için duymanız gerekiyor. Ve bu nedenle ben biraz sizlere teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Sürücülerimizin 40 milim çapında olduğunu ilk başta söylemek istiyorum. Ve tam olarak 117 desibel ses gücüne sahip. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Piyasada yüksek fiyatlara satın aldığınız kulaklıkların ortalama 90 ile 120 desibel arasında değişkenlik gösterdiğini göz önünde bulundurduğumuzda fiyatına karşın mükemmel bir desibel aralığı olduğunu belirtmek isterim Oreos'un. Artık ekipmanları da olmazsa olmazı uygulama desteği Oreos'ta da mevcut ve aşırı kullanışlı bir arayüze sahip. Her şey en detaylı şekilde görselleştirilmiş. Uygulaması üzerinden 16.7 milyon renk arasında tercih yapabileceğimiz RGB aydınlatmasından equalizer ayarlarına kadar her şeyi şekillendirebiliyorsunuz. Şimdi teknik detaylarına değindikten sonra bir de fiziksel olarak kablosuna bir bakalım. Kablosu örgülü ve 2 metreden uzun desem yerinde olur mu diye düşünüyorum şu an. Bayağı uzun bir kablomuz mevcut. Bu da kasanız ne kadar uzakta olursa olsun gayet rahat bir şekilde yetişebilecek bir kulaklık olduğunu sizlere söylemek isterim. Ve aynı zamanda oyun oynarken de diyebilirsiniz ki ya ben şöyle koltuğa uzanayım da biraz da film izleyeyim dediğinizde kablo uzunluğu gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kulaklığımızdan sonra sıra geldi. Masamızda çok şık bir şekilde durabilecek olan ve tasarımsal olarak da etkileyici bir RGB detayına sahip olan Speedlink Exelo'nun detaylarına bakmaya. Şimdi baktığımızda gayet fonksiyonel dememin en büyük sebebi sadece bir kulaklık standı değil, aynı zamanda üzerinde birçok özellik barındırıyor. Gövde kısmına baktığımda gayet sağlam bir gövde yapısına sahip olduğunu görebiliyorum.
biliyorum. Sadece burada şunu isteyebilirdim. Hani burada bu üst kapağın şu şekilde kilitlenmesini sağlıyoruz ya. Ben bu üst kapağın sağ sola biraz hareket ettirilebilir olmasını isterdim açıkçası. Bir de aynı zamanda şu üst kısım hareket ediyormuş gibi gözüküyor ama sanırım hareket etmiyor. Hareket edebilir olsaydı belki hani kulaklığımı taktığımda biraz daha yukarı ve aşağı kaldırıp indirmek isteyebilirdim gibi düşünüyorum. Ama çok da gerekli istekler mi bunlar? Hayır, çok da gerekli istekler değil. Çünkü kulaklığımı gayet koyduğumda paşalar gibi duruyor üzerinde. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bir kulaklık standlarında ne bekleyebiliriz? İşte kullanmadığım zamanlarda kulaklığımı asayım. Aynı zamanda işte masanın üzerine kulaklığımı şöyle atıvermeyeyim de bir şeye çarpıp düşürmeyeyim, kırmayayım, dökmeyeyim diye kulaklık standı kullanmayı tercih edebiliriz. Mantıklı ve doğru bir karar. Şimdi Excello bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştiriyor. Fakat fazlasını da gerçekleştiriyor. Fazlası nedir diyecek olursanız eğer aynı zamanda bizler için USB hub görevi de görüyor. 3 adet üzerinde USB çıkışımız mevcut ve aynı zamanda sağ tarafında mikrofon, kulaklık ve kulaklıklı mikrofonun tek çıkışlı olduğu durumlar için bulunan 3 adet AUX çıkışına yer verilmiş. Bu da eğer bilgisayarınız uzaktaysa ve mikrofonunuz AUX girişli ise gayet hiçbir yere kablo uzatmakla uğraşmadan direkt kulaklık standınızın üzerine bağlayarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi sizlere şöyle bir örnek vereceğim. Gittin Oreos kulaklığı aldın. Gittin bir de Excello kulaklık standını aldın. Tak abi Excello'yu kasanın USB'sine, bir daha kasanla işin olmasın. Kulaklığını gel buraya tak. Eğer bir flash bellek takacaksan flash belleğini buraya tak. Bir tane wireless hub'ın varsa wireless dangle'ını buraya tak ve kasayla hiçbir işin olmasın. Şu gördüğünüz ekiple bütün kolay ve kullanışlı bir şekilde bağlantılarınızı gerçekleştirip kafanız rahat bir şekilde kullanabilin. Bu da size inanılmaz bir konfor sağlasın. Boşu boşuna da kasa üzerindeki USB portlarınızı da işgal etmemiş olursunuz. Ve aynı zamanda kulaklığımız ve kulaklık standımızı şu şekilde masamızda konumlandırdığımız zaman gayet şık ve gayet etkileyici bir tasarım bizleri karşılıyor. Eğer bu ürünü satın almak ve detaylarına bakmak isterseniz açıklamalar kısmına link koyuyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.